Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Arif Maden. Bugünkü videomda başlıktan da anladığınız gibi tavuklarımıza kaynamış yumurta, haşlanmış yumurta vereceğiz. Artık siz ne diyorsanız ona göre, kaynamış yumurta diyenler de var, haşlanmış yumurta diyenler de var. Her neyse, tavuklarımıza kaynamış yumurta vereceğiz. Tüm kümesleri, tüm tavukları vereceğiz. Bu sebepten ötürü tüm tavuklarımızı da görmüş olacaksınız. Arkada falan da var, daha oraları çekeceğim. Hepsini vereceğiz. Civcivlerimize de vereceğiz. Şimdi kaynamış yumurtanın tavuklarımızdaki önemi nedir arkadaşlar? Şimdi bu tavuklar da birer canlı olduğu gibi, hani bunların da proteine ihtiyacı var. Her ne olursa olsun proteine ihtiyacı var. Protein tabii kendileri buluyorlar. Hani özellikle daha çok şey, böyle gezen, köyde gezen, açık alanda gezen, arazisi geniş olan tavuklar çok daha kolay buluyor. Hani illaki solucanıydı, oydu, buydu, börtü, böceği ne bulsa yer zaten ya tavuklar. İşte gezen tavuklar daha çok buluyor. Ama bizim gibi böyle kısıtlı bahçesi olan, arazisi o kadar geniş olmayan tavuklarımız da proteine biraz aç kalabilir. Protein vermek lazım. Tabii ki onların yemlerinde, işte yumurta yeminde falan içerisinde protein vardır ama yine de biz verelim, herhangi bir zararı olmaz diyorum. Yani o yüzden protein vermek zorundayız. Tabii bizimkiler de burada biraz yiyor. Karınca yerken görüyorum bazen, büyük karıncalar, hani ufakları yemiyorlar da daha sonra hamam böceği olsun, gördükçe yiyorlar. Ağaç böcekleri var şuralarda, çoktu geçenlerde, hep yiyorlar yani, yemiyor değiller. Örümcek falan da görünce yiyorlar, şey yapmıyorlar. Solucan molucan da bazen burada ama şu an kuru toprakta bulamıyorlar, ama yağmur yağıyor misal, yağmurun ardından bahçeye saldığımda çok solucan çıkmış oluyor, sıra yiyorlar, yemiyorlar değiller. Ama yine de protein vereceğim ben. Protein her daim karlı, karımıza olur yani, bir zararı olmaz. Ben kendi yumurtalarını değil de, hani bizimkiler süs tavuğu olduğu için kendi yumurtalarını ben sattım. Yani satıyorum yani. Öyle, hani bu sefer satmadım ama en azından kendi yumurtalarını ben yiyorum. Ve marketten 30'lu yumurta aldım, 30. 30 adet. Onu kaynatıp vereceğim, haşlayıp vereceğim yumurtalarımıza, tavuklarımıza. Ve sonuç olarak yumurtanın içerisinde çok fazla protein var. Bu proteine de, bunların ihtiyacı varsa bunlara vermek zorundayız. Bu proteinden mahrum etmeyin hayvanlarınızı. Verin her zaman. Ara ara verin yani. Proteinle aşığı olmasın hayvanların. Her zaman yani, bunun faydası var, zararı yok. En kolay protein de işte dediğim gibi yumurtadır. Tavuklara verilebilecek. Çok severler proteini, çok severler yumurtayı, yani çok severek yerler. Öyle bu şekilde proteini alırlar. Onun dışında hayvanlara protein vermek için işte börtü böcek dediğim gibi hayvansal gıdalar falan, kefir içirebilirsiniz. Ondan sonra un kurdu var, en önemlisi, en çok yaygın olan o. Un kurdunu özellikle tavuklar için üretip yani şey yapanlar var. Un kurdunu zaten canlı yem olarak geçiyor. Diğer hayvanlara da veriyorlar. Egzotik canlılar, hani kertenkele besleyenler, iguana, bukelomun falan besleyenler veriyor. Tarantula besleyenler. O tavuklara da veriliyor yani. Un kurdu çok seviyorlar. Un kurdunu da çok seviyor tavuklar. Onu da yerler. Un kurdu verebiliyorsanız un kurdu verin. Ama en kolay olarak yumurta verin yani, mutlaka vermemezlik yapmayın. Arada bir verin yumurta. Diyelim, şimdi kaynatmamıza geçelim yumurtaları. Yumurtaları kaynattım, geldim. Aslında bir gün geçti aradan. Yani neden derseniz, yağmur yağdı birdenbire ve
Mecburen bugüne ertelendi bu iş. Bugün de dün yağmur yağınca işte horozu tekrar suya karıştırdım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ardından cüce koçinleri falan bir kümese yerleştirmek zorunda kaldım. Çünkü arka tarafın üzeri örtük değildi. Arka tarafta yağmur alıyorlardı. Almamaları için ayarladım. Şimdi bu şekilde bu yumurtaları pay edeceğiz. En minik civcivlerimize kesip doğrayıp vereceğim. Diğerlerini tamamen kabuğuyla birlikte şöyle ezerek hani şurada ezeceğim. Öyle vereceğim. Hem kalsiyum kabukta vardır ve o da önemli. Kalsiyum da önemli. Öyle vereceğim. Ama küçüklerin boğazına falan takılır diye şunun içine doğrayacağım. O şekilde vereceğim. Her neyse hemen bir an önce işlemimize geçelim. Evet, bu şekilde 8 tane ezdim. Bunları götürüp yarkalarıma vereceğim. Yarkalarımıza döktük ama hiçbirinin umrunda olmadı gibi ha. Yavaş yavaş geliyorlar. Birazcık tırsıyorlar buraya yeni geldikleri için. Burayı yeni gördükleri için bu kafesi, ön bahçeyi falan. Böyle bakalım. Bunlar burada bunu niye dursun. Ben de fazla bekletmeden diğerlerine geçeyim. Şimdi sırada 2 adet var beyaz horozumuza. Beyaz horozumuz için. Bu şekilde bunu da kabuğuyla birlikte götürüp beyaz horozumuza dökeceğim. Evet, beyaz horozumuza da döktük, o da yiyor. Şimdi ise bu dışarıdaki iştahlanan tavuklarımıza dökeceğim. Biraz da bunlar için ezeyim ve döküm arkadaşlar. Bunlara da verdik. Kaynamış yumurtamıza. Lakin bunlar biraz tırsak olduğu için hemen yemezler. Biz bunları birazcık bekleyeceğiz yani. Kalatacağız. Bunlar kendi halinde bunları yavaş yavaş yer. Yoksa yani illaki yer yemeye de şimdilik yemiyorlar. Her neyse arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.